Testa Teorisi YouTube kanalımıza bir defa daha hoş geldiniz. 16. gün, 16. video. Harika mailler, harika DM'ler alıyoruz. Şuna çok seviniyoruz. Birçok insan İngilizce ile barışmış. İşte bakmıyordum yüzüne, prof geçtikten sonra, işte şundan sonra bakmıyordum, iş hayatı başladıktan sonra bakmıyordum, kelimelerimi bir tazeleyeyim dedim, hoşuma gitti falan. Çok sevindik arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. İşimiz de buydu zaten aslında. Kelime falan öğretmek değil, İngilizceler aranızda birazcık daha yapmak. Matchmaking. Bu arada testable bir kelime değil ama matchmaking bilen var mıdır? Matchmaking, matchmaking. Eşleştirme. Hani hamamda böyle eskiden anneler kız bakarmış falan. Matchmaking ediyorlar kızlarla erkekleri. Bir şey diyorlar ona. Ne diyorlardı Eray? Matchmaking. Hani ara bulucu. Yok ama ara bulucu değil. Hani şey. Çöp çatan. Tamam işte çöp çatanlık yapmaya çalışıyoruz. Şimdi 16. gün birinci kelime. Participate. In preposition ile kullanılır genelde çünkü bir şeye katılırsınız. Part gelsin aklınıza. Bakın kökünde part var. Participate. Rol almak. Yer almak. Bir organizasyona, bir seminere, bir fuara katılabilir şirketiniz. Siz bir yarışmaya katılabilirsiniz. Derse katılabilirsiniz. Bunun isim hali olan participant, katılımcılar çok kullanılan bir kelimedir. Mesela sizler de bu kampın birer participant'ı olmuş oluyorsunuz. Bakalım ne demişiz? I will participate in her seminar next week. Because my friend said she is a great motivator. Ben diyor katılacağım onun seminerine gelecek hafta. Çünkü arkadaşım dedi ki she is a great motivator. Onun çok iyi bir motivasyoncu, motivator, motive eden kişi olduğunu söyledi. Bu yüzden de gelecek hafta seminerine katılıyormuş. İki numara. Permanent. Permanent. Perma dersem acaba bazı kadınlar şey yapar mı? Ben bunu biliyorum bu kelimeyi. Perma. Hani şöyle düz saçlı kadınlar kıvırcık yaptırır. Perma. Şöyle bir 6 ay falan gider. Babam kadın kuaförü olduğu için ben de çocukluğumu dükkanımıza geçirdiğim için bazı şeyleri biliyorum. Permanent. Kalıcı. Permadan gelebilir. Yani işte dediğim gibi en azından kadın English speakers ya da learners oradan hatırlayabilir. Permanent. Kalıcı demek arkadaşlar. Tekrar bir sıfattır kendisi. Bakalım key sentence'da ne demişiz? I am sick of working in part-time jobs. Sick of bu arada hani hem de güzel bir kelime olsun. Bıktım demek. Sick hani hasta, mide bulantısı demek ya işte midem bulanıyor. I am sick, I feel sick. I am sick of da bıktım burama kadar geldi falan dediğiniz şey. Diyor ki I am sick of working in part-time jobs. Part-time işlerle çalışmaktan bıktım, usandım. I am looking for a permanent job in which I can work for a long time. Diyor ki arıyorum kalıcı bir iş. Nasıl bir iş? In which I can work for a long time. Onda diyor uzun bir süre çalışabilirim. Yani uzun bir süre çalışabileceğim bir iş arıyorum. Kalıcı bir iş arıyorum. Permanent. Geldik 3'e. Permit. Hatta çalışma permiti var mı falan diye direkt böyle kullanıldığını görüyorum. Çok üzülüyorum hani Türkçe adına. Çünkü arkadaşlar şeyi var. Karşılığı var yani. Permit. Somebody to do something diyebileceğiniz. İzin vermek. Allow somebody to do something ile eş anlamlıdır. Let somebody do ile eş anlamlıdır. Bunun isim halini görürsünüz. Permission. İzin. Bu verb, permit. Bakalım. Pete's parents do not permit him to play video games that contain violence. Değil mi? Çoğu ebeveynin yaptığı gibi. Diyoruz ki Pete'in ebeveynleri izin vermiyor diyor ona video oyunları oynamasına. Hangi tür video oyunları? Bir bakalım. Bir letter clause gelmiş. Bakın. That contain violence. Şiddet içeren. Okay. Persuade. 4 numara. Persuade. Persuade. Var mı? Tahmin eden. Convince var. Eş anlamlısı. Persuade. Convince. İkna etmek. Kullanımı da zaten aynıdır bu iki kelimenin de. Convince somebody to do something, persuade somebody to do something. Birini bir şey yapmaya ikna etmek. Bunun sıfat hali aynı zamanda bir essay türüdür arkadaşlar. Nasıl cause essay yazıyorsunuz, effect essay yazıyorsunuz ya. Persuasive essay denen bir essay türü var. İkna etme essay'i herhalde. Yani demek ki karşı tarafı fikrinize ikna ediyorsunuz. Bakalım ne demişiz? The little child persuaded her mother to buy her ice cream despite the cold weather. Çocukluğumuzda hepimizin yapmaya çalıştığı şey. Başarılı olanlar var, başarılı olamayanlar var. İyi ağlayabilenler var, ağlayamayanlar var. Bakalım. Küçük çocuk ikna etti annesini diyor. To buy her ice cream. Ona dondurma alması konusunda ya da almaya ikna etti. Despite the cold weather. Soğuk havaya rağmen. Okay. 5. Pick up. Pick up. Baktığınız zaman 4-5 tane anlamı var. Bir tanesini seçmek durumundayız burada. Aslında pick up arkadaşlar şu iş. Bu. Hastalık kapmak bu.
anlamak anlamına geliyor bu. Birini havalimanından oradan buradan okuldan yani çoluğu çocuğu arkadaşınızı şuradan buradan almak bu. Bildiğiniz yerden bir şey toplamak ya da seçmek bu. Yani 4 tane farklı anlamı yok aslında. Şimdi başka bir gün konuşuruz ama hani çok uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. İngilizce'de bazı kelimeler sizin tahmin ettiğiniz kadar çok farklı anlama sahip değil. Biz farklı ortamlardaki Türkçe cümlelerde kullandığımız için o alanda mantıklı gelsin diye başka bir Türkçe yüklüyoruz ona. Aslında bir mantığı var. Pick up bunlardan bir tanesi. Biz burada bakmışız ne? Hastalık kapmak olarak ele almışız. Demişiz ki everybody's staying at home these days. These days, bugünlerde. Herkes diyoruz evde kalıyor bugünlerde. In order not to pick up the virus, flu. Ya yeah, flu virus. Neyi yapmamak için? Kapmamak için diyor flu virüsünü. Flu şu günlerde korona virüsün getirdiği bir grip var değil mi? Okay. Grip virüsünü kapmamak için bugünlerde herkes evde kalıyor diye key sentence'ımız var. Ve geldik 6 numara. Pioneer. Pioneer diyoruz buna biz yıllardır benim çocukluğumdan beri. Niye? Çünkü Pioneer diye bir ototeyp markası var değil mi? Genelde ototeyp. Eray. Aynen. Şimdi Pioneer aslında öncü. Yıllar sonra ben öğrendim ki hani çocukluğumda hep Pioneer duyuyorduk. Sonra İngilizce öğrenmeye başlayınca Pioneer diye bir kelime varmış. Öncü olmak. Fiil hali. İsim hali de öncü. Biz burada isim olarak aldık. Daha çok karşınıza isim hali çıktığı için hani fark etmiyor. Gördüğünüz zaman öncülük etmek diye çevirirsiniz. Burada şimdi öncü olarak lider. Bir alandaki ilklerden bir tanesi. Bakalım ne? Thanks to his extensive research about the Big Bang Theory, Martin Rees is considered to be one of the pioneers in science demişiz. Yani sayesinde diyoruz kapsamlı araştırması, Big Bang teorisi, o büyük çarpışma teorisi hakkındaki kapsamlı, geniş çaplı araştırması sayesinde Martin Rees denen kişi is considered olarak görülüyor. Ne? One of the pioneers in science. Öncülerden birisi olarak görülüyor bilim alanında ya da bilimde. Okay, pioneer öncü demek. Plausible, rational, logical, başka sensible, yani mantıklı. Çok kullanılır zaten kullanıldığı yerler açıklamadır. Bahane olabilir. Başka plausible, bir çözüm olabilir plausible belki de. Bakalım biz ne demişiz. Jennifer fired her assistant as he couldn't give her a plausible explanation for what he did the day before. Jennifer kovdu asistanını çünkü diyor o ona mantıklı bir açıklama sunamadı, mantıklı bir açıklama veremedi. Ne için? For what he did the day before. Bir gün önce yaptığı şey için ya da bir gün önce yaptığı şey konusunda mantıklı bir açıklama verememiş. Jennifer da kovmuş onu. 8 numara. Pleasant. Hoş. To please diye bir fiil yok mu zaten? Bakın memnun etmek. Please var lütfen. Bakın pleasant hava. Seni memnun eden hava işte. I am pleased to meet you diyoruz. Seni tanıştığıma işte seninle tanışma memnunum. Aslında hepsi please kökünden geliyor. Memnun etmek fiilinden geliyor. Pleasant da hoş demek. Çiçekle böcekle işte ne bileyim kadınlarla kullanırsın. İşte bir ortamla kullanırsın vesaire. Bakalım biz ne için kullanmışız. The weather is so pleasant these days that I hate having to stay at home. Sanıyorum yüz binlerin sesi oldu bu cümle. Diyor ki, hava diyor o kadar hoş ki bugünlerde. I hate, nefret ediyorum having to stay at home. Evde kalmak zorunda olmaktan nefret ediyorum. Ama that's the way it is. Ve geldik 9 numaraya. Plentiful. Plentiful, fulla biten şeyler. Defalardır söylüyorum. Eray gülüyor oradan. Yeter artık. Ama öyle. Yani fulla biten şeyler ne oluyordu? Sıfat oluyordu. Bu da bir şeyle dolu olacak herhalde. Plentiful dediğine göre. Abundant bunun harika bir eş anlamlısı. Bol demek arkadaşlar. Bol yalnız elbisenin bolluğu değil. Dikkat. Miktar bolluğu. Dikkat edin. Elbisenin bolluğu bambaşka bir şey. Bakıyorum. Thanks to their plentiful supply of food and water, the villagers will not be affected by the lack of rainfall this year. Yani demişiz ki bir şey sayesinde onların bol kaynağı ne kaynağı? Yiyecek ve su kaynakları sayesinde köylüler etkilenmeyecek neysizlikten, yağışsızlıktan diyor this year, bu sene. Ve son olarak 16. günün sonunda pointless. Bir kere lıs geldiğine göre de bunu da muhabbetini çok yapıyoruz değil mi? Full olursa bir şeyli, lıs olursa bir şeysiz. Pointless. Noktasız demek değil arkadaşlar. Ama aslında öyle bir şey. Point, what's your point? Senin amacın ne ki bu tartışmada? Point nokta olarak belki biliyordunuz şu ana kadar. Point aynı zamanda amaç. Yani sizin tartışmanızda, argümanınızda gittiğiniz yer. Pointless da amaçsız, bir yere gitmeyen. O zaman neyle kullanılır?
Çok sıklıkla onu da göreceksiniz diye söylüyorum. Yoksa bir sürü şeyle belki kullanılır tabii ki. Sektörüne göre değişir, amacınıza göre değişir ama tartışmayla, bir konuyla kullanılır, bir topic'le kullanılır. Demişiz ki biz de burada. While we have more important problems to discuss. Bakın. Yani daha önemli problemlerimiz var iken tartışacak. I think, sanıyorum, it is pointless. Yani gereksiz, saçma to waste our time on these minor issues. Zamanımızı diyor boşa harcamak bu küçük meselelerde. Minor issues. Minor. Minor hatırlayın 14. gün. 2 gün önce yaptınız şeyde kampımızda. Önemsiz demekti. İşte trivial diyebilirsiniz, insignificant diyebilirsiniz, unimportant diyebilirsiniz. Dedik 16. günden. Bye bye.